Bizim liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın bir ilkesi var. O ilke nedir? Çok net sevgili Selçuklular. Siyasette hizmet olmaz. Hizmet millet içindir, vatandaş içindir. Siyasetiniz farklı diye vatandaşı mahrum edemezsiniz. Vatandaşı hizmetten mahrum edemezsiniz. Belediye de, hükümet de sizin çalışarak, çabalayarak dişinizden tırnağınızdan arttırdığınız vergilerle bu hizmeti yapıyor. Hiç kimse yaptığı hizmeti millete lütuf gibi görmeye hakkı yoktur. Dolayısıyla değerli kardeşlerim, açık bir şey söylüyorum. O gün 2004'te dedim ki başkan, gel bu mezbeleliği ortadan kaldıralım. Burayı yapalım. Sen istasyonları yap, gerisini biz yapalım. Maliyet önemli değil. Az önce bakanım açıkladı. Bu projenin toplam maliyetinin %70'ini Devlet Demiryolları bütçesiyle yapıldı. Ama ortaklık %50-50. İşte gerçek budur. Onun için hiç biz bu detaylara bakmayız. Sen yaptım, ben yaptım kavgasında olmadık. Kim yaparsa yapsın, taş üstüne taş koyanın başımız gözümüz üstünde yeri var. Sevgili kardeşlerim, şimdi bu güzel günde, bugün güzel bir gün, sıcak bir gün, bugün neden güzel? Bugün sadece Selçuk Torbalı hattını açmıyoruz. Selçuk'um, güzel Selçuk'un düşman işgalinden kurtuluşunun 95. yıl dönümünü de kutluyoruz. Böyle bir kutlama gününde sevgiye, saygıya ihtiyaç var. Öfkeye hiç gerek yok. Onun için sevgili kardeşlerim, bu olayı hiç yaşanmamış kabul edin. Yok sayın, keyfinize bakın. Bu vesileyle Selçuk'un düşman işgalinden kurtuluşunun 95. yılında başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere bütün aziz şehitlerimizi bir kez daha saygıyla yad ediyoruz. Unutmayalım ki ülkesinin geçmişte verdiği mücadeleleri toplumun gelecek kuşaklarına aktarmayanlar mutlaka hata yapar. Ülkemizin mümbit toprakları, cennetten bir parçayı andıran güzellikleri, bereketli kaynakları her zaman bazılarının dikkatini çekmiştir. Öyle ki bu dikkat en yakın tarihte Birinci Dünya Savaşı'nda birçok emperyalist gücün iştahını kapartmıştır. O gün hasta adam diye nitelendirdikleri Osmanlı'yı yıkmak, milleti yenmek için dünyanın en büyük ordularını kurdular. O günlerde dünyanın en büyük ordularına karşı dünyanın en imanlı ordusu vardı. Evet, kaynaklar yetersiz, durum sıkıntılı,
Sayı az, cephane yok. Ama vatan sevgisi, vatan savunması bir imkan işi değil, bir iman işidir, iman işidir. Kuvayi Milliye ruhu bütün Anadolu topraklarında adeta bir can suyu gibi yeşerdi. Milletimiz egemenliği, bağımsızlığı için tarihe altın harflerle yazılacak bağımsızlık mücadelesine girdi. Bu mücadele Anadolu'nun dört bir yanına yayıldı. Rengi, mezhebi ne olursa olsun vatan savunması için millet tek yürek, tek bilek oldu. Ve dünyanın süper güçleri bu milletin bileğini bükemedi. O güçlere tarihi ilçe Selçuk gereken dersi verdi mi? Evet Allah. Vatan bir bütündür, bölünemez, parçalanamaz, bir karış toprağı düşmana bırakılamaz. 8 Eylül 1922 düşman Selçuk'ta bir grup vatansever asker ve kahraman milletin gösterdiği fedakarlıkla mağlup edildi. Kadınlar, kadınlarımız, sizin nineleri, büyük anneleri, büyük babaları sipere, cephane götürdüler, aş götürdüler, yiyecek götürdüler. Cephe gerisinde de yaralı Mehmetlerin tedavisi için seferber oldular. Tüm askerleri, evladı bilen bu yiğit kadınlarımız, tarihimizde derin izler bırakan her biri bir nene hatun oldu. Çocuk yaşta sırtına üniforma giyip silah kuşanan adeta bir Ulubatlı Hasan oldu ve zaferin müjdecisi oldular. Allah onlardan razı olsun. Allah mekanlarını cennet eylesin. Değerli hemşerilerim, güzel insanlar, bugün eyvallah, her zaman sizlerle gurur duyduk, milletimizle gurur duyduk, Ödemiş'le gurur duyduk, Selçuk'la gurur duyduk, Bayındır'la gurur duyduk, Torbalı'yla gurur duyduk, Kiraz'la gurur duyduk, Tire'yle gurur duyduk, Çeşme'yle gurur duyduk, Sefer-i Hisar'la gurur duyduk, Beydağ'ıyla gurur duyduk, Türkiye'yle gurur duyduk, bu milletle 80 milyonla gurur duyduk. Dedik ya, bugün boş gelmedik, müjdeyle geldik. Bakın, Selçuk, Torbalı, İzban hattını açıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Kim yaptı, kim yapmadı derken yaptık, bitirdik, açıyoruz. Hayırlı olsun. İzmir'in trafik sorununu çözmek için demir yolları belediyeyle beraber işbirliği yaparak bu projeyi tamamladı. Burada amacımız metro standardında bir hizmet vermek. Hatırlayın,
Önce Ali Ağa'dan havaalanı arasındaki bölümü açtık. Daha sonra dedik ki burada kalmasın. Kuzeyde Bergama'ya, güneyde Selçuk'a kadar bu hattı uzatacağız. Şimdi ne yaptık? Önce Cuma Ovası'ndan Torbalı'ya, tepe üstüne. O bitti, onu da açtık mı? Sonra burada kalmaz dedik. 26 kilometrelik tepe üstü Torbalı'dan Selçuk'a. Ödemiş. Ödemiş, borcunu çoktan ödemiş. Bizim borcumuz var Ödemiş'e. Şimdi buradan bineceğiz. Az sonra, 22 dakika sonra Torbalı'dayız. Orada da bölgenin en güzel, en büyük hastanesini açacağız. 250 yataklı Torbalı Hastanesi'ni açacağız. Şu anda hattın uzunluğu 110 kilometreye çıktı. İstasyon sayısı 38'e ulaştı. Geçtiğimiz senelerde hizmete açıldığı günden bugüne İzban'dan ne kadar İzmirli yararlandı bir düşünün bakalım. Bir tahmin edin. Hadi verin. 482 milyon İzmirli seyahat etti. Evet kardeşlerim, bu hizmet önemli bir hizmet. Az önce bakanımız detaylar verdi. 360 milyon. Bunun 50 milyondan azı belediye, gerisi biz yapmışız. Önemi yok. Dedim ya, yeter ki hizmet olsun. Yeter ki vatandaşa bir kolaylık olsun. Hayatını kolaylaştırsın. Siz mutlu olun. Yüzünüz gülsün. Bizim için bundan daha büyük bir servet yok. Değerli kardeşlerim, İzmir her zaman hizmetlerin en iyisine layık. Bakın İzmir'e yaptığımız bu eserleri de kapsayan büyük ulaşım yatırımlarıyla Türkiye'nin ve vatandaşlarımızın, hemşerilerimizin yüzünü güldürdük. Türkiye'de 2002 yılı AK Parti iktidarından önce 6000 kilometre yol vardı. 6000 kilometre. Bunun üzerine ne kadar yaptık dersiniz? 19300 kilometre yol yaptık. 6000 nere? 19300 nere? İşte hizmet. Lafla peynir gemisi yürümüyor. Aynesi iştir kişinin, lafa bakılmaz. 2003'te 300 kilometre köprü viyadük yapılmış. Ne kadar sürede? 80 yılda 300 kilometre köprü viyadük. 15 yılda ne kadar yapmışız? 525 kilometre yapmışız. İşte hizmet bu. 50 kilometre tünel yapılmış Türkiye'de. Hatırlayın Bolu Dağı tüneli. 17 yıl sürdü. 17 yıl. 12 hükümet değişti. 21 bakan değişti. Projede değişen hiçbir şey olmadı. AK Parti geldi. Yaparsa AK Parti yapar dedi. Millet 2 senede yaptık, bitirdik. 50 yılda
80 yılda yapılan 50 kilometre tünele karşı 630 %630 artışla 365 kilometre tünel yaptık. 424 kilometre tünel yapımı da devam ediyor. Onları da önümüzdeki günlerde açmış olacağız. Değerli kardeşlerim, Türkiye'nin göğsünü kabartan, dünyaya ilham veren projeleri hayata geçiren kim? Marmaray, Avrasya, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osman Gazi Köprüsü, İstanbul-İzmir Otoyolu, Ankara-İzmir Hızlı Tren Projesi, Konak Tüneli, Sabuncubeli Tüneli, Torbalı Kemalpaşa Bölünmüş Yolu, Torbalı Kiraz Bölünmüş Yolu, daha nice nice saysak akşam olur. Vakit yetmez. Şimdi Latif konuş bakalım. Ya yine raydan çıktın. Kaymakçı, raydan çıkmayalım. Hatta duralım, hatta. Yolların kralı yok, yolların kuralı var. İlla bir şey diyecekseniz yolların mimarı diyebilirsiniz. Şimdi inşallah İzmir'e, İstanbul'un Marmaray'ı var da İzmir'in olmaz mı? Elbette olur. Şimdi İzmir Körfez geçişinin hazırlıklarını yapıyoruz. İzmir isteyecek, biz de yapacağız. Baş üstüne deyip yapacağız. Bu kadar basit. Böyle İzmir'e bağırma çağırma, efendim, afra tafra yapmakla İzmir'e hizmet olmaz. Orada hem köprü yapacağız, hem batırma tüp tünel yapacağız ve birbiriyle birleştirip Körfez'i böyle 6 dakikada geçeceğiz. Onların bizim hizmetlerimize onların hayalleri bile ulaşamaz. O kadar açık söylüyorum. Değerli kardeşlerim, Çanakkale Köprüsü dünyanın en uzun köprüsü, başladık mı? 2023'te açacağız. Düşmana geçilmez olan Çanakkale dosta ve vatandaşa geçilir hale gelecek. Türkiye'de birçok hayali gerçeğe döndürdük. Ülkemizi hızlı trenle tanıştırdık. Hava yolunu halkın yolu yaptık. Yolları böldük, milleti birleştirdik. Yolları böldük, hayatları birleştirdik. Yolları böldük, gönülleri birleştirdik. Yolları böleriz de Türkiye'yi böldürtmeyiz. Ay yıldızlı bayrağı indirtmeyiz. Bizim kardeşliğimiz, birliğimiz, beraberliğimiz daim olacak. Bu Selçuk'un kurtuluş gününde diyoruz ki 95 yıl önce gösterilen bu bağımsızlık iradesi sonsuza kadar canlı kalacak, devam edecek. Değerli kardeşlerim, ben 2011 seçimleri öncesi İzmir'den aday oldum. Milletvekili adayım. Siz güvendiniz, seçtiniz. O zaman
35 İzmir, 35 proje dedim. Bugün bu projelerin 8 tanesi bitti. 14 tanesi de üzerinde çalışılıyor, bitmek üzere. İşte bu İzmam projesi o 35 projenin birisiydi. Anladınız değil mi? Bu projenin geçmişi ne olduğunu anladınız mı? O kadar. Tabii bugün açılışını yapacağımız eserler, hizmete alacağımız işler sadece bugünkülerle sınırlı değil. Bugün İzban hattının yanı sıra Selçuk'ta başka tesisler de açacağız. Spor tesislerimiz, parklar, turizm alanlarımız, kütüphanemiz, 15 Temmuz demokrasi şehitleri ve Fethi Sekin Parkımızın da açılışını gerçekleştireceğiz. Bir sağlık merkezi açılışımız da var. Bütün bu eserler Selçuk'a, İzmir'e, siz güzel hemşerilerime hayırlı uğurlu olsun. Ayrıca biz sizinle gurur duyuyoruz. Ayrıca Bizans su kemerleri restorasyon projemize başlıyoruz. Bir ilkokul olmak üzere toplam iki okulunda bugün temelini atıyoruz. Değerli hemşerilerim, Selçuk'un birkaç problemi var. Çözüm beklediğiniz birkaç tane önemli işi var. Bunlarla ilgili de size kısa bilgi vermek istiyorum. Selçuk'a biz doğal gaz getireceğiz dedik, değil mi? Bizde söz suya yazılmaz. Hafızaya kazınır, hafızaya. Onun için Kasım'dan itibaren doğal gazınız veriliyor. Hayırlı uğurlu olsun. Oradan bir hanımefendi hastane dedi, hastane. Bakın, şimdiye kadar hastane çoktan bitmişti Selçuk'ta. İzmir'de istemezlikçiler var ya, hastane arazisini mahkemeye taşıdılar, mahkemeye. Ama ne yaparsa yapsınlar, onlar ne kadar engellerse engellesin, yeni yer bulduk, oraya yapacağız hastaneyi. Hayırlı uğurlu olsun. Ayrıca Selçuk'a TOKİ inşaatları için arsa tahsisini de dün imzaladım. Hayırlı uğurlu olsun. Selçuk'un bir projesi daha var. Biliyorsunuz yine 35 proje içinde Selçuk Antik Limanı sözümüz vardı. Burası Meryem Ana tarihi bir şehir. Hristiyanların çok önemsediği Hazreti İsa Aleyhisselam'ın annesinin şehri. Dolayısıyla buraya o günkü tarihi misyonuna, görevine yakışır bir antik kent yapma sözü verdik. Onun da kararını aldık. Ekim ayında ihalesi yapılıyor. Hayırlı uğurlu olsun. Değerli kardeşlerim, bugün Selçuk tarihi bir gün yaşıyor. Bağımsızlık ruhuyla güçlenen bu güzel ilçe bağımsızlığını kazandığı
özel günü yaşıyor. Selçuk'un düşman işgalinden kurtuluşunu canı gönülden bir kez daha tebrik ediyorum. Bütün şehitlerimize vatan savunması için 15 Temmuz'da dik duran, bayrağa sahip çıkan bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. İzmir 15 Temmuz'da destan yazdınız, destan. Alçak FETÖ'cülere gününü gösterdiniz. Bu vesileyle İstiklal mücadelemizin başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, 15 Temmuz şehitlerini, bütün vatan şehitlerini rahmetle, şükranla anıyorum. Mekanları cennet olsun. Açılışını gerçekleştireceğimiz Torbalı-Selçuk hattının Selçuk'umuza, Torbalı'ya, İzmir'e, güzel İzmir'imize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bu projenin yapımında emeği geçen Ulaştırma Bakanımıza ve ekibine her ne kadar celallendiyse de Büyükşehir Belediye Başkanı'na ve ekibine ve yüklenici firmalara teşekkür ediyorum. Tebrik ediyorum. Allah nice nice güzel açılışlarda, böyle güzel günlerde, birlik içinde, beraberlik içinde, kardeşlik içinde bizleri buluştursun diyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Değerli kardeşlerim. Sayın Başbakanımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Saygıdeğer hemşehrilerimiz, Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım, toplu açılışlar ve Selçuk Torbalı İzmanatlı'nın hizmeti alımını kurdele kes